Merhaba arkadaşlar, ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Şu an hazırlanırken sizleri çekmek istedim. Fazla bir şey yapmayacağım bu arada. Böyle bugün sade takılacağım. Makyaj falan yapasım yok. Sadece güneş koruyucumu sürdüm. Güneş falan çıkar dedim. Kışın bile sürmemiz lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz en önemlisi gerçekten güneş koruyucusu. Onun haricinde hafif bir allık yapacağım. Ve rimel. Bu kadar yani. Gerçekten bugün hiçbir şey yapasım yok. Bir haftadır filan da bu arada böyle uyanamıyorum sabahlar. Yani sizde de öyle mi? Ensa'da çok fazla erken kalkıyor. Eskisine göre erken kalkıyor yani. Ve kesinlikle uyanamıyorum. Kaşlarımızı da sabitleştirelim. Tamam. Rimel yapıp bitiriyoruz bu işi. İki farklı rimel kullanacağım. Biraz daha dolu dursun diye. Hazırlanayım. Dışarıda tekrardan görüşelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başta söylüyorum artık aklıma geldikçe. Desteğinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Biz şimdi çıktık ve alışveriş yapacağız. Yani bayağı olmuştu bu arada. En son biz böyle bir market alışverişi yaptığımızda ne zamandı diye düşünüyorum. Galiba Freising'deki Türk bakkalındaydı en son. Yani bayağı oldu. Ondan sonra işte izinlere gittik iki kere falan derken şimdi artık bir süre buradayız ve dedik ki tekrardan bir güzel bir market alışverişi yapalım. Bir güncel fiyatları görelim. Türkiye'deki kadar günlük zam gelmese de arkadaşlar Avrupa'da da tabii ki de her şey zamlanıyor. Havalar da burada pek ısınmadığı için daha sebzenin, meyvenin fiyatları da inmedi. Aynı şekilde zaten mesela halen bir karpuz bir şey yiyemiyoruz yani böyle her şey daha gök. Bakalım şimdi bir gideceğiz. Birazcık meyve falan almak istiyorum. Yani meyve dediğim aslında böyle karpuz, kavun canım çekiyor kaç gündür. Eğer çok fazla yüksek fiyatlı değilse çünkü gök çıkacağını biliyoruz ya o nedenle belki bir rizikoya gireriz. Bir Kaufland'a gidiyoruz. Oradan yapacağız büyük market alışverişine. Yetişirsek de ardından Türk bakkal alışverişini yapmak istiyoruz. Yetişirsek derken çok fazla Kaufland'da oyalanırsak Ensa'nın uyku saati gelecek. O nedenle birazcık sıkı pıkı olur. Ama öğleden sonra gideriz olmadı bakkala da. Yani ikisini de bugün aslında halletmek istiyorum ki market alışverişi hem bir video olsun hem de böyle alışverişi halledelim bugün. Onun haricinde bu tek bir market alışveriş videosu olur galiba. Çünkü birazcık yine detaylı çekeceğim. Bakalım ne kadar tutacak. Birkaç değişik bir şeyler de almak istiyorum. İşte böyle abur cubur, yoğurtlar, moğurtlar. Yani bilmiyorum ama bu aralar böyle evde her şey canım çekiyor ve bir karışıklıkta yiyorum ki arkadaşlar size anlatamam yani. Geçen hatta bir spagetti paylaştım. Domates soslu daha doğrusu ketçaplı. Üzerine Nutella koymadığımı dua edin yani. O karışıklıkta yedim o gün yani midem fena. Her şeyi yiyorum. Zaten çok yemeği seviyordum ama bu aralar bayağı karıştı. Ne oldu? Aa çok güzel olmuş. Garaj kapıları da mı boyanmış? Yok o zaten laktı. Hava berbat arkadaşlar. Hava yani güzel. O kadar kötü ki ne bir sabahları kalkabiliyorum. Yani o kadar demotiveyim. Gerçekten yağmurlu. Dün bir şimşek çaktı ki bizim o Lansut'un komple şeylerini kapatmışlar. Birden bir elektrikler gitti. Biz de konuşanlar izliyorduk. Pat diye yani ödüm koptu. Allah'tan akşamdı. Ensar da uyuyordu zaten. Neyse çok konuşmadan arkadaşlar sizi de sıkmadan evet diyor sıkıldın mı hemen iki konuştuğumda? Hayır ondan değil. Sabah sabah. Bu arada evet sabah erkenden gidiyoruz. Daha kahvaltı bile yapmadık. Oradan artık bir ekmek arası bir şeyler alırız diye düşünüyorum. Evet. Değil mi? Evde tekrardan kahvaltı hazırlamayız ya. Bugün biraz böyle geçiştirelim. Alışveriş günleri öyle oluyor zaten. Yani havayı görüyor musunuz? Tam olarak bunu diyorum. Fena yağmurlu. Bu sefer bu arada geri verecek şişelerimiz de yok. O nedenle direkt içeri giriyoruz. Bugün Ensar da var videomda. Hep Ensar'ı soruyorsunuz. Ensar nerede? Falan yapıyorlar biliyor musun? Sesini özel. Nerede?
Şimdi girdik ve hemen avokado seçiyorum arkadaşlar. Ucuzlamışken bir tane olmayanından, bir tane de olmuş olanından alalım. Şimdi 125 gram diyor. Bu herhalde. Bio değil aynen. Bunları üzüm olarak kandırıp Ensar'a veriyorum. Çünkü çok fazla üzüm yiyor. Şu iyi. Elma daha var evde. Geçen şöyle bir torba aldık. O nedenle almayacağım. Armut. Karpuza geldik arkadaşlar. Küçükleri 3.50, büyükleri, ha bu 7 euroymuş. Bunlar kilo 2 euro, bayağı pahalı şu an. Evet. İyi çıkar mı bilemiyorum. Almayalım, tamam. Nektarin de var, bunlardan da almayalım, şeftali. Söyle. İyi miydi? Kiraz çıkmış. Kiraz da 3.50. Evet, en sevdiğinden alıyorum şimdi, görmesin yoksa hemen istiyor. Hatta iki tane alayım. Bunun da fiyatı 1.30. Bu da Türkiye'nin karpuzları gibi bu arada. Teki 10 euro. Muz alacağım da, ben hep muzu gök alıyorum arkadaşlar aslında. Ama şu an yok. Neyse şöyle alayım. Neyse, karpuz yerine kavun alalım. Bunun da tane fiyatı 2 euroymuş. Direkt şunu alacağım. Şu an patatesim var. Bu arada o nedenle sadece kırmızı soğan alacağım. Fiyatı 2.30. Bir tane de sarımsak alıyorum. Tazesi kalmamış. O nedenle kurusunu alacağım. Bunun da fiyatı 1.30. Mantar ucuzamış. 1.50. Bir tane de bundan alalım. Hatta bu sefer kahverengisini alayım. Şöyle büyüğünden. Turp geçen aldım. Taze soğan diktik bahçeye. Bu neymiş? Mantar biosu 2 euro. Mor soğan da diktim bu arada. Mor taze soğan. Marul alacağım şimdilik. Bu da 1 euroya ucuzlamış. Hatta bunu alayım. Karışık olanında. Şunu. Limon alıyorum. 1 euro. Ve tamamdır. Bir pakette biber. İkili büyük alalım. Domates ucuzlamış. 88 sente. Alayım şimdi şöyle birazcık. Menemen falan yaparız. Buyurun. Is this? Beni de böyle. Tamam. Annem yapacak şimdi Türkiye'de menemenlik. Getirecek. Sağ olsun. Tamam. Şunlar iyi veya şu arkadakiler iyi. 500 gram bu. 300 gram bu mu? Bak bunlar da çok güzel. Bu 300 gram. Bu 2.50. Bir paket bundan alalım. Bir paket de şundan alalım. Aa bak şu güzel. Bu mu? Aynen o. Wow. Hatta hiç öbürünü alma. Boşuna 50 sent fazla ödemeyelim. İki paket bundan mı alsak? Veya bir paket mi? Hadi al ya. Bir ondan al al. Yemekleri bundan alayım mı? Böyle makarna falan yaptığımız, yoksa gerek yok mu? Çok mu olacak? Tamam. Evet. Sarı domates. Ucuzlamış hatta. 2.30. Yemeklere mi? Kanalıma Türkçe konuşur musun? Evet, Türkçe bilmiyorum. Bir tane şimdi şuna bakın ya, matlığa. Bir tane patlıcan alıyorum. Bunun kilosu 2 euro. Bunu tartmamız lazım ama. Aa, geçen annen bunlardan almıştı senin. Bunlar da patlıcan arkadaşlar. 3 euroymuş. Şimdi bir de kabak alalım. Şunlara bakın, ne kadar taze gelmiş. Küçücük. İki de küçük kabak alalım. Bir şeylere kullanırız sonuçta. Şöyle mini gurkeler var arkadaşlar. 2.50. Bir de bundan alacağım. Yani küçük gurke. Küçük salatalık, pardon. Küçük gurke nedir? Şimdi havuç alacağım. 1.11 ucuzlamış. Bir
tane küçük kereviz alacağım bu arada. Bir çorba falan yapmayı düşünüyorum. Şöyle şu iyi. Bunun da kilosu 2 euro. Balzamiko da almam lazım bu arada. Balzamikom bitti. Şey oluyor yani. Balzamiko alacağız şat. Sirke. En iyisi bu. Bundan alalım. Hayır hayır. 3.60 değil mi? Aa 4 euro olmuş. Şimdi bir tane sirke alıyorum arkadaşlar. En iyisi bu. Fiyatı 4 euro ama çok güzel ya gerçekten. Ben bunu da kullanıyorum. Bu da çok güzel. Bu da mini boyu şu an. Turşu konserve salatalığı alacağım. Ne deniyor buna? Ne deniyor buna? Hay çok ben birazcık büyük istiyorum böyle. Tamam küçük de al. Kornişon mu deniliyor acaba ya? Aha tam olarak bu arkadaşlar. Öyle deme yemeğe. Yemeğe iğrenç mi benim? Bir tane bundan alacağım. Ben seviyorum. Bir tane bundan alıyoruz. 1.30. Yok pardon. 1.20. Bir tane de küçüğünü alıyoruz. Ensar hadi seni biraz bir kameraya çekeyim. Ensar kamerama el salla. Gülüyor ya Rabbim. Bir tane şimdi böyle bir sirke alıyorum. Beyaz sirke. Domates soslarımız var ama şimdi pizzaya kullandık. Bir tane bundan alayım. Bunlar daha iyi oluyor böyle üçlü. Bunlar hep yarım kalıyor. O nedenle bundan alacağım. Aa, onlar da ucuzlamış. Ama DM Bio'sundan da mı ucuz şu an? Evet. O da 69 muydu? Aynıydı. Buradan alalım yani. Birazcık bunlardan alalım. 4 tane alalım. Şöyle. Konserve mantar alıyorum. Hatta direkt bu bütün olanlardan. Şeyi de kullanacağız ya Küboş'unkini. Direkt 2 tane de ona alayım. Ve kendimize şu camdakilerden de alacağım. 2 tane alsam yeter. Gelmeyeceğim. Değil mi oğlum? Biz gelmeyeceğiz. Niye almadın yanından? Ama ben kendim çekiyorum ya daha çok. Onun için takmak istemedim şimdi. Allah. Şimdi bunlardan alıyorum 2 tane. Kitney bu. 60 cent ucuzlamış ki. Bezelyemiz var. Mısırımızı bilmiyorum. Mısır bakacağım. Vardı galiba ki. Var mıydı? Olmasa da bir şey olmaz yani. Bezelyeler burada. Bir şuraya bakalım. Bakalım. Sevdiğimden alıyorum. Arada böyle atıştırmalık bu croissantlardan alacağım. 2.20. Seviyorum. Seviyormuş. Fırın bölümüne geldik ve şimdi bir tane ekmek alacağız. Aldığımız ekmek şu an bu oldu arkadaşlar. Fiyatı da 1.50. Baba! Hani Ensar? Bretzen'i göster bir Bretzen'i. Arkadaşlar Bretzen bu arada Almanya'nın simidi gibi düşünün. Türkiye'nin simidi gibi düşünün. Almanya'nın Bretzen'i var. Tuzlu. Tuzlu ekmek. Değil mi? Cheesy'ni. Hadi el salla benim takipçilerime. Bu bölümüne girdik bu arada. Şimdi kısa bir bakacağım neler var diye. Burası o kadar güzel oluyor ki buranın her şeyini çok beğeniyorum. Pijamaları olsun, ev giyimleri olsun. Aa, Ensar'a ne varmış burada? Pijama varmış Ensar. Ama bedeni yokmuş Ensar'ın. Body'ler gelmiş ama body'lerimiz var artık. Body'lerimiz yokken şu an çok bile değil mi? Şimdi şöyle dalgona kahve için falan uygun bir kahve alıyorum. Bunun fiyatı 2.70. Ensar kız olsaydın bunu alırdık lan. Niye ne kadar güzel. Hem de ucuzlamış 7.99'a. Aa, çocuklara şey gelmiş ama bu kaç yaşından itibaren 18 ay diyor. Ya her yeri mahvedecek ama. Şu an kablo bakıyoruz.
Sonra yapana kadar şunu kullanalım. 5 euroya araba için. Bizimki bozuldu çünkü bir kontakt olayı var. Daha uygunmuş arkadaşlar, hatta 2.99. Bir tane daha. Esamam diyorum sana, arada şuralara bak. Ulan Fırat. Hiç buralara girmiyor arkadaşlar. Ondan sonra da ben girince, bir şey görünce, aa ne kadar güzel falan diyor böyle. İşte biz böyleyiz. Haydi bahala. Arabamızın son durumu. Şimdi buzluk bölümüne geçiyoruz. Buzdolabı. Thai curry. Aa evet. Ama o buradan da alabilirsin. Şimdi bir tane hardal aldık Tommy'nin. Bu da 1 euro. Şimdi Fırat şey alıyor. Neydi onların ismi ya? Karides. Ucuzlamış 3 euroya. Sevdiğimiz balığı da alıyorum. Böyle aralarda hızlı olacağı zamanlar bunlardan yapıyorum. Kaufland'ın kendi markası 4.80. Şimdi bir tane şöyle. Bu arada buzluktaki sebzeler arkadaşlar daha vitaminliymiş. Aslında daha çok buzluktan almamız lazım. Ve hele brokoli, ıspanak falan diyorlar değil mi? Hiç almadım ama bir de şundan alacağım. Böyle yemeklere koymak için, böyle etli yemeklere falan güzel oluyor. Şimdi basmati alayım. Onu kullanıyorum ya yine yemeklere de. Asıl basmati yani bu. 2.80. Kaufland'ın kendi markası ucuzlamış. Buradan mı alsak? 3 paket alıyor. 2 mi? Tamam. 2 paket spagetti alıyorum. Ucuzlamış 65 sent. Makaroni alayım mı? Lazanya da var. Bak bunların hepsi ucuzlamış. Ne vardı aslında? Makaroni. Bu neymiş? Penne. Bakalım. Penne. Fusilli. 2 paket tereyağı alayım. Yoğurtlardan aldım birazcık. Okudum içlerinde bir şey yok diyor. Umarım da yoktur. Şimdi bazen Fırat falan işte oluyor. Ben ne yiyeceğimi bilmiyorum. Tek kişiye yemek yapmak arkadaşlar gerçekten çok çok zormuş. Yani bu yalnız yaşayanlar, bütün gün ne yiyorsunuz bana da yazın lütfen. Oldu. İşte Allah'ın işi. Helal helal. Bu helal konusuna da geleceğim birazdan da. Ne alalım? Bir tane alsak yeter. Gnocchi mi, tortellini mi? Bak şu şofnurun da çok güzel oluyor. İğrençli. Güzel olmuyor mu? Bu patatesli olan şey gnocchi miydi? Spetzla, evet. Gnocchi istiyorum. Ama, tamam şpetzle de alalım. Şey yapalım ben. Ama peynirli şpetzle yapacağım ben. Bol peynirli. Tamam benim çalıştığım gün yapacağım. Ve rösti bin olacak. Aha gnocchi arkadaşlar. Ama bunlar taze mi? 6. ayın 30'una kadar diyor. Bu biraz azmış. Yeter. Fırat mozzarella alıyor şu an. Bundan alalım. Bir tane alayım. 1.40. Hangisini alayım? Bunların fiyatları mı çıkmış? Ne kadar pahalı. Bu toz. Bu da toz da gramı herhalde yüksek. 200 gram, 100 gram. 100 gram yeter. Kaufland'ın kendi markasından pizza peyniri alıyorum. Şimdi bir tane şöyle bir cips alıyorum. Biberli. Değil mi? İki tane alalım. Ama hangilerinden? Bunlar bu arada hayvan katkısı falan olmuyor. Gerçek. Hayır. Şuna bak bir pandalı olan. Onlar şeyle. Lakrit. He. O da aynısı. Şu nasıl? Bu güzel gibi. Bunlar lan pink edisyon. Biraz çok az. Aa bu daha iyi. Bu daha iyi. Bunların ikisini al. 66 sent. Bu arada arkadaşlar geçen biri sormuş ki işte yurt dışında bu helal işini falan alışverişte nasıl yapıyorsunuz? Arkadaşlar yani bilindik markalardan alıyoruz ve genelinde bilmediğim bir şey alıyorsam, hani biz burada doğup büyüdüğümüz için annelerimizden, arkadaşlarımızdan hep görüyoruz neler aldıklarını. Ona göre biz de öyle alışverişimizi yapıyoruz. Bilmediğimiz bir marka olursa, diyelim ki ucuzladı veya aa bu yeniymiş, o zaman arkasını okuyorum. Anladığım kadarıyla yoksa işte domuz katkısı veya yiyemeyeceğimiz bir şeyler alıyorum. Bazen yazmadığı halde bir arkadaş diyor mesela, o çok çok iyi biliyor her şeyi. Aa Merve bir arkasına orada yazmıyor ama içinde varmış, almayın diyorlar mesela. Şimdi şöyle kuşulvayhlardan alıyoruz yani yumuşatıcı. Bunlar da ucuzlamış 1.29'a. Alışverişimizi neredeyse tamamladık. Şimdi sadece balkonu silmek için şöyle uygun fiyatlı
Kaufland'ın kendi markasının şeyini arıyorum. Yer ilacını. Şöyle her şey sileninden alayım. Mor mu alayım, mavi mi alayım? Sarıyı almak istemiyorum. Tropical veya fresh. Biri herhalde böyle banyo kokusu gibi, bir de çiçekli olsun ya. Şimdi uygunundan 1 euro 4 cent. Enser! Fena bir rüzgar, fena bir yağmur. Neyse arabaya bindik. Şimdi hemen bir Türk bakkalına geçiyoruz. Ardından bakalım hepsi kaç tutacak. Geldik Türk bakkalına. Şimdi patlıcan aldım 3 euro, biber aldım 2 euro. Bir de Fırat şöyle ingva aldı, zencefil. Burası indirim köşesi herhalde. Suntatıt hindi göğsü var. Suntatın. Ne kadar tarihine bir bakalım bir. Sucuk beğeniyoruz şu an. 16 euro. Ege Türk. 500 diyor, bu 1 kilo diyor. Tabii tabii. Daha çoğu daha evet. Mantıklı. Zaten buzluğa atıyoruz. Ama şeyi alalım. Sağımdan alalım. Tamam. Efe Paşa. Efe Paşa. Sosis alıyorum. 10 euro. Yani o kadar pahalı ki bu Türk bakkalında her şey. Her zaman öyleydi. Bir tane hindi göğsü alalım 2 euroya. Tarih 8. ay. Tavuk salamı. Ya bir tane almak istiyorum. Arkadaşlar bu bizim büyüdüğümüz salam. Hatta Fırat eve yasak koydu artık. Annemiz o kadar çok veriyordu ki bu salamlarda. Yani, ne diyorsun? Tramba geçirmiş Fırat bu salamla ya. Şimdi şöyle yeşil zeytin alacağım. 3.99. Şöyle etlerin fiyatlarını göstereyim arkadaşlar. Birer kilo bundan, bir kilo bundan alacağız. Yani süt danasından şey. Bir de tavuk göğsü alacağım 8.99. Tekrardan şöyle bir göstereyim. Ve eser. Alışverişimizi yaptık. Bu arada Kaufland'ın kasa kağıdı arkada kalmış ama Kaufland'a tam olarak bu sefer bu arada yeri verecek şişelerimiz falan da yoktu. Ne kadar ödedik Kaufland'ı? 108 euro. Ben de tam 107 diyecektim. 108 euro Kaufland'a alışverişe verdik arkadaşlar. Sürekli aldığımız şeyler de vardı ve böyle ayda bir, 2-3 ayda bir aldığımız şeyler de vardı. O nedenle böyle haftalık alışveriş fiyatı diyemem aslında. Aylık denilebilir, hatta 2 aylık bile denilebilir. Çünkü genelinde biz mesela böyle 2 haftada bir alışverişe çıkıyoruz ve böyle 70-80 euro ödüyoruz. Bu sefer işte aylık yaptığımız için 108 euro oldu. Tabii ki de bir ay yetmeyecek ama bir 2-3 hafta bizi kesin idare eder diye düşünüyorum. Çünkü bozuk malzemeleri de var. Oradan çıktık, Türk bakkalına gittik ve Türk bakkalından arkadaşlar kasap bölümünden aldığımız süt danası 1.300 normal dana böyle kuşbaşı doğrattım. Kilosu 12 euroydu. 1.200 de oradan almışız. Kilo olarak diyorum yani. Hamsi aldık. Hemen yarın hamsi yapacağım. 9 euro kilosu. Ve tavuk eti aldık. Onun da kilosu 9 euroydu. Toplam hepsine kasapta 50 euro verdik arkadaşlar. 49.80 gibi bir şey. Yani 50 euro kasap bölümü tuttu. Ve sucuk, sosis, salam, işte biber, patlıcan, gördüğünüz o Türk bakkal alışverişimiz de kaç tane kasa kaldı? 41 euro 68 cent tutmuş. Yani burada da 42 euro ödemişiz. Yani toplam Türk bakkalına 100 euro verdik arkadaşlar. 92 euro diyelim. Tam 92, 108 daha tam 200 euro yapıyor. Wow. Tam 200 euro vermişiz arkadaşlar. Ve bu seferki alışverişimizde et, tavuk, balık her şey var. 1 kilo et, 2 kilo et. 700-800 gram hamsi ve 1 kilo tavuk 50 euro. Düşüyorsunuz şu an. Ya bu aldığım tripod çöp. De bu yapıştırma olayı. Yani anlayacağınız şu anki alışverişimiz tam 200 euro tuttu arkadaşlar. Baya yani
her bayağı zamlanmış ortalık, öyle söyleyeyim. Her yerde öyle, o nedenle şikayetçi şu an değilim. Çünkü herkes aynı durumda. Keşke birazcık da aylıklarımıza zam gelse değil mi? Türkiye'de yine az da olsa zam yapıyorlar da burada Allah o olay da yok. Aynen, Allah bereket versin. Neyse, umarım güzel bir video olmuştur. Biz şimdi eve gidiyoruz. Daha kahvaltı yapmadık ve bir şeyler alacaktık. Evet, neyse. Ve evden bir şey yiyelim veya şimdilik alalım hemen şuradaki güzel bekarayda. Hatta oturup yiyelim mi? Yok. Et balık var. Evet, bir de uyur sonra. Evet arkadaşlar, neyse biz bu videoyu bir kapatalım. Umarım beni severek ve beğenerek izliyorsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Görüşmek üzere.